Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Kıymetli takipçilerimiz, şimdi malumunuz üzere memleketimizde ve dünyada çok sıkıntılı ahvaller var. Koronavirüsü denen bela maalesef bütün dünyayı kasıp kavuruyor, insanları öldürüyor. Maalesef çok kötü sonuçlar doğuyor. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı ile alakalı yapmış olduğu açıklamadan biraz bahsetmemiz lazım. Şimdi ne dedi Diyanet? Camiler cemaatlere kapandı. Cuma namazı dahi kılınmayacak. Hatta ve hatta Miraç kandilinde camiler kapalı kalacak. Herkes ibadetini kendi yapacak. Şimdi konuyla alakalı çok sual geldi. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan bu açıklamayı çok isabetli ve çok yerinde buluyoruz. Niye? Bakın kardeşim, bu iş ciddi bir mesele. Yani bir öksürükle, bir hapşırmayla bulaşabilen bir hastalık ve insanlar normalde ölmüyor. Boğularak, titreyerek ölüyor. Yani İtalya'dan, hastanelerden korona hastaları kendilerinin videolarını çekiyorlar ve kendi ahvallerini anlatıyorlar. Yani öyle şeyler söylüyorlar ki insan dinlerken bile korkuyor. Allah muhafaza başımıza gelse ne olur? Allah muhafaza. Şimdi cumalarda insanlar zaten sık bir şekilde ve camiler full dolu olduğu için bu hastalığı tetikler. Allah muhafaza içinden bir kişi hasta olsa, Allah muhafaza bir hasta çıksa, orada bir öksürüğüyle, bir hapşırığıyla bir kişiye bulaşırsa, bakın bu hastalık bir kişiden çıktı kardeşler. Bir kişiden böyle yayıldı. Şu anda maalesef acayip rakamlar var. Rakamları birazdan vereceğiz. Şimdi niye iptal etti Diyanet? Hastalık yayılmasın diye. Devletin aldığı bazı tedbirler var. Diyanetin aldığı tedbirler var. Biz yerinde ve isabetli buluyoruz. Bunlar yapılması lazım gereken şeyler. Orada bir kişi hastaysa, orada insanlar bulaşırsa bunun vebali ağırdır. Şimdi bununla alakalı şöyle bir şey var. Bazı insanlar korkudan hastaneye gitmiyor. Ya koronaysam beni karantinaya alırlarsa. Bakın kardeşim, bu çok ciddi bir mesele. Eğer ki sen de bu hastalığın belirtileri varsa, sen de hastaneye gitmiyorsan, korkuyorsan, hastaneye teslim olmuyorsan, sen bu ahvalle sokaklarda gezersen, sen o hastalığı bir kişiye bulaştırırsan, sen katil sayılırsın kardeşim. O kadar açık konuşuyorum. Çünkü bu hastalık öldürücü bir hastalık. Hastaneye teslim olma, tedbirleri alma, önlemleri alma, kalk bir de insanlar arasında gez, insanlara bulaştır. O senin hastalığın sebebiyle bir kişi hasta olsa ve o kişi de ölse sen direkt onun katili sayılırsın. Bu kadar açık konuşuyorum kardeşim. Bu bir vebaldir. Buradan umreden gelen hacı abilere, hacı ablalara da sesleniyoruz. Allah rızası için bir 15 gün sabredeceksiniz kardeşim. Orada sizi evinize gibi ağırlıyorlar. Bakın bugün oradaki insanlara verilen ikramları gördüm. Havlu, şampuan, diş macunu, iç çamaşırına, çorabına, terliğine kadar her şey veriliyor. En iyi yiyecekler veriliyor. Ama maalesef buna rağmen oradan kaçmaya çalışanlar var. Allah selamet versin. Allah için dikkatli olalım. Bunlar önemli mesele. Niye kardeşim? Bakın ne dedik? Bir kişiden çıktı. Şu anda dünyada korona hastalığının vaka sayısı neredeyse 230 bin oldu. 230 bin. Ölü sayısı 9.324. İyileşen kişi 84.557. Memleketimizde, yani Türkiye'de koronadan şehit olan sayısı 3. Şehit olan, niye şehit anlıyorum? Allah'ın izniyle bu hastalıktan ölen şehittir. Türkiye'deki vaka sayısı şimdilik 191. Rabbim sayıyı arttırmasın. Amin. Niye? Hızla yayılıyor kardeşim. Bakın İtalya'da birkaç gündür 300-300 giden rakam dün 500 oldu. 500, bir günde 500 kişi kardeşim. Bu önemli bir rakam. Allah için dikkatli olmamız gereken bir şey. Yani bakın burada şimdi bu kadar hızlı yayılan bir hastalık varken biz eğer tedbirimizi almazsak biz vebal altındayız. Allah için devlet büyüklerimiz ne diyorsa, Sağlık Bakanlığı ne diyorsa uyacağız. Ellerimizi 20 saniye boyunca bol sabunlu suyla yıkayacağız. Sabun su, beyaz sabun çok faydalı. Kolonya'da kullanın ama sabun çok önemli kardeşim. Bir de özellikle rica ediyorum, market yağmalama ahlakından vazgeçin. Bu kötü bir ahlak kardeşim. Yani marketlere gidiyoruz bir şey almaya, hiçbir şey kalmamış. Alan kucaklaya kucaklaya gidiyor. Kardeşim sen 10 tane aldın, arkadaki adama bir şey bıraktın mı? Bırakmadın.
Kardeşim biz burada aç mı kalalım ölelim mi? Kardeşim sen alacaksan iki tane al. Arkandaki adamı da düşün. Bu kul hakkına girer. Caiz değildir. Sen orada insanlar eziyet ediyorsun. Sen sana verilen istikak neyse onu alacaksın. 2 ise 2, 3 ise 3. Fazlasını alma kardeşim. İnsanları da düşün. Bu hakka girer. Uyarıyoruz kardeşim. 5 vakit abdest. Mutlaka 5 vakit abdest. Burnumuzu sağlam, hızlıca sümkürüyoruz, temizliyoruz. Kolları zaten buraya kadar yıkıyoruz. 4 parmak geçecek. 5 vakit abdest, 5 vakit namaz. Dua olarak da sabahleyin 3 kere, akşamleyin 3 kere. Bismillahillezî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huves-semî'ul alîm. 3 kere sabah 3, akşam 3 Allah'ın izniyle muhafaza. Ayrıca Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bu da ekstra korumadır. Ama eğer bizim ecelimiz koronadan yazıldıysa ne ayetel kürsi, ne bismillahillezî la yadurru, ne de abdest, ne de namaz bizi engelleyemez. Bunlar sadece eğer şehit olursak derecelerimizi arttırır. Anladık mı kardeşler? Biz amellerimizi yapacağız. İbadetlerimize sarılacağız. Biz Allah'ın ipine sımsıkı tutunacağız. Yoksa helak olup gideriz. Allah için uyarıyorum. Dikkatli olun. İnsanlara anlatın. İnsanları bilinçlendirin. Bu sokağa çıkma yasağı falan böyle bir muhabbetler dönüyor. Bazı provokasyoncular var. Gezi olaylarında nasıl ortalığı karıştırırlarsa şu anda da ortalığı karıştıranlar var. Yok OHAL ilan edilecek. Yok sokağa çıkma yasağı olacak. Yok işte polisten izinsiz kapıya çıkamayacaksın. Yani neredeyse diyecekler kardeşim nefes bile almak yasaklandı bu ülkede. Allah rızası için bu tür insanlara aldırış etmeyin. Bunlar provokasyoncu insanlardır. Allah rızası için uyarıyoruz. Bu konular önemli. Korona vakası sıkıntı. Hızlıca ilerliyor ama biz tedbirimizi alacağız. Allah'ın izniyle muhafaza olacağız. Bir konu daha var. Şimdi geçen hafta bir sohbet attık. Yani bu akşam dikkatli olun diye bir sohbet başlattık. Eğer tedbirli olmazsak diye kapak resmi var. Oradan anlayın. Orada şahsımdan kaynaklanan bir hatası bile bak ben kabul ediyorum. Benden kaynaklanan bir hata. Ama hata ne? Eksik bilgi. Orada ben ısrarla Safer ayının son çarşambası diyorum. Ama söylemem gereken şey şuydu. İyi dinleyin burayı. Söylemem gereken şeyi söyleyeyim. Ben orada eksik bilgi anlattım. Safer ayının son çarşambasında belalar yağar. Bu sağlam kaynaklarla ifade edilen bir şey. Belalar yağar. Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası. Miladi takvime göre Mart'ın 17'si 18'ine denk gelen gün oluyor. Bir daha söylüyorum. Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası. Miladi takvime göre Mart'ın 17'si ve 18'ine denk gelen geceye birbirine denk geliyor ve Allah dostlarından, keşif sahibi Allah dostlarından bir zat der ki Safer ayının son çarşambasına ne kadar bela yağıyorsa Safer ayının son çarşambasına ne kadar bela yağıyorsa Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası yani normal bizim kullandığımız miladi takvimin 17'si 18'ine denk gelen gecede aynı belalar yağıyor. Ben orada tabi hatamı kabul ediyorum tekrar söylüyorum. Ben orada eksik bilgi aktardığım için bazı kardeşler orada yani maalesef bizi bir gömmedikleri kaldı. Dediğim gibi kendimden kaynaklanan bir hata ama biz zaten bunu YouTube'da alta açıklama olarak bunu anlattık. Ama maalesef biz Recep ayında değiliz. Biz nereden şeyinde işte sen de hoca mısın sen de sahtekar mısın bir küfür etmedikleri kaldı. Ama biz zaten üstteki hataya farkına vardığımız için alta açıklama yazdık. Bir de yorumlara da eklettirdik bunu. Ama maalesef buna rağmen işte insanlar konuşuyor. Olsun sıkıntı yok. Günahımızı alsınlar. Elhamdülillah. Dedik ya zaten günahımız yok. Günahımızı alıyorlar. Biz Allah için dikkatli olacağız. İnsanları Allah'a çağıracağız. Bu sıkıntılı günler elbet geçecek. Bakın elbet geçecek. Ama bizde bir şey aklımızda kalması lazım. Allah Celle Celaluhu bir mikropla bakın bir mikropla insanları ne hale getirdi? Bir mikrop. Gözümüzde göremediğimiz bir mikrop bizi mahvetti. Bugün ülkeler milyar dolarlar harcıyor. Milyar dolarlar. Görünmeyen bir şey için. Görünmeyen derken gözle görünmüyor. Allah'ın öyle orduları vardır ki bakın
Allah'ın deprem ordusu vardır. Yağmur ordusu vardır. Çekirge ordusu vardır. Bir de virüs ordusu vardır. Buna müsebbip insanlar olabilir ama Allah Celle Celaluhu müsaade ettiği içindir. Biz kendi ellerimizle işlediğimiz günahlar sebebiyle bunlar bize musallat oldu kardeşler. Biz acilen tövbe edeceğiz. Allah'a yöneleceğiz. Zikirlerimizi yapacağız. Allah'tan yardım isteyeceğiz. Korona ile alakalı tekrardan söylüyorum. Cuma günü cuma namazına gitmiyoruz. Öğlen namazımızı kılıyoruz. Cumartesi akşamı Miraç kandilini evde kendimiz ibadetlerimizi yapıyoruz. Biz yarın akşam burada sohbet yapacağız. Ama sadece ben, Yusuf kardeşim ve Asım kardeşim. Yani iki kameramanım ve ben olacağım. Canlı yayında yayınlayacağız. Ama kimse gelmeyecek mescidimize. Biz geçen hafta kalan sohbetimizi tamamlayacağız. Ve Miraç kandilinin faziletlerini anlatacağız. Miraç kandilinde yaşanan ilginç, acayip şeyler var. Onları anlatacağız inşallah. Ve önemli reddiyelerimiz var. Allah için uyarıyoruz. Allah'ın ipine saralım. Başka kurtuluşumuz yok. Bir daha uyarıyorum. Dikkatli olun. Tedbirli olun. Ne gerekiyorsa yapın. Temizlik konusunda ve tesbih, zikir, namaz konusunda. Bol bol da dua edelim inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.